Evet hocam, bunu da eledik. Şimdi ki böyle incelemek arkadaşlar, bu da daha çok A4 tarzı bir anlatımdır. A4 perfect daha önce demek. Bu sonuç ağırlıklarımız sonrasını atar. Peki Bans'a bakalım arkadaşlar. Bans'ın S2 nezamının çok yaygındır. Hocam bir daha söyler misiniz? Bans'ın S2 nezamının arkadaşlar. Bakın. Burada ben S2 nezamında Bans'ı kullanabilirim. Bans lesson finish, I went home. Ders biter biraz eve gittim. Bans, as soon as. He hocam, o zaman as soon as'e tanımlanır tanımlanmaz. Bağışıklık sistem mekanizmasının büyük bir kısmı vücuda giren mikropları öldürmeye ya da onları elimine etmeye, ortadan kaldırmaya yönelik ne yapar? Harekete geçer. Buna yöneltilir. Peki arkadaşlar, bu mikroplar tanımlanır tanımlanmaz bağışıklık mekanizması harekete geçer. Peki bir sonraki arkadaşlar, burada bir kısaltma yapısı var ve bizim en çok kullandığımız örneklerden bir tanesi şudur arkadaşlar. So, while coming here I fell down. Arkadaşlar while veya benim kısaltmaları, after kısaltmaları son derece yaygındır arkadaşlar. Bakın cümle şu cümle. Cümle şuradan geçmiş arkadaşlar. While crossing the street, caddeyi karşıdan karşıya geçerken, müsaade ederken, anlatabildim arkadaşlar. Peki, bizim buraya yorumumuz olacak. Since de, because, Adana ile Deniz arkadaşlar birbirine eş anlamlısıdır. İkisi de aynı. Hocam, since'inden bir anlamı da var arkadaşlar. Den bir anlamı, since'in tutumsu, plus, öbür taraf, present perfect. Burada o yok. Dolayısıyla since ve because aynı diyoruz. Yani şuradan hareket ediyoruz. Since ve because birbirinin aynısı. Evet. O zaman gitti arkadaşlar. İki tane de hocam olmaz çünkü bir sonra. Peki daha sonrasında arkadaşlar. Daha sonrasında acaba hangisi olacak? Arkadaşlar. Hocam while da biraz aynı. İşte burada en büyük hata yaptık arkadaşlar. En büyük hata yaptık. While ve biraz zıtlık anlamında aynıdır arkadaşlar. Zıtlık. Kızlar çalışırken erkekler tembel. While'ın yürürken düştüm. Paskımızdaki anlamı biraz da yoktu. While I was coming here. Ben buraya gelirken biraz da o yoktu. İşte burada en büyük yanlış yaptım. Bu ikisi zıtlık anlamında eş anlamlı. Kızlar çalışırken iken erkeklerden ben. Onun haricinde while'ın yürürken düştüm paskımızdaki anlamı biraz da yoktur. Yanlış yapmayın. Peki even though allowing, even though arkadaşlar bu şekilde bu kısaltmayla çok fazla kullanılmaz. Ama yanlış demeyelim. Peki arkadaşlar burayı iki anlamda yükleyebiliyor muyuz? Bakın arkadaşlar. Gözün etrafındaki yapılar, gözün etrafındaki yapılar, gözün bütün yöne özgür bir şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadan hareket etmesine müsaade ederken bir yandan da gözü ne yapıyor? Koruyor. Peki arkadaşlar, while'ın bir de artı bir anlamı var. Bakın arkadaşlar, while'ın üç kullanımı. Bir, while I was coming here, I fell down. Bu paskinizdeki while. İki, zıtlık anlamı. Sağ taraftaki şu olay arkadaşlar. While girls are hardworking, kızlar çalışkanken boys are lazy. Üçüncüsü artı bir anlamda. While artı bir, artı bir tekrar söylüyorum. While the teacher is looking out of window, hoca camdan dışarı bakarken, he is also talking on the phone. Bir yandan telefonla konuşuyor. Yani hoca camdan dışarı bakarken telefonla konuşuyor. Artı bir. Hem camdan dışarı bakıyor hem de ayrıca telefonla konuşuyor arkadaşlar. Bu da gözün etrafındaki yapılar bir yandan gözünün bütün yönleri özgür bir şekilde hareketmesine müsaade ederken artı göz bir yandan ne yapıyor? Koruyor. Vay buradaki anlam arkadaşlar şu 3 numara. Artı bir. Tamam mı? 3 numara da kullanıyor. Peki arkadaşlar bir sonraki. Arkadaşlar ezberes o kadar önemli bir yapıdır ki. Şimdi ezberezle çeviri sondan başa doğru yapılır arkadaşlar. Bakın. Ezberezle I know German as well as English. Arkadaşlar ne dedim ben burada? İngilizcenin yanı sıra Almanca da biliyorum. Ve ezberezle çeviri sondan başa doğru yapılır arkadaşlar. Peki burada also biraz da arkadaşlar şurada nokta atarsın. Mesela also şöyle kurulur. I know English. İngilizce biliyorum. İngilizce biliyorum. Herkes biliyor. I also know German. Ha, biraz da arkadaşlar bu böyle kullanılır. Yani also sonraki cümleye geçip öndekine bağımsız bir şekilde artı eklerken kullanılır. Yani burada nokta koyup anlatabilir mi?
biraz daha ikincisini bağımsız bir şekilde kullanır. Solomies süreci demek arkadaşlar ardından cümle ister. Bakın Solomies. Solomies ardından cümle ister arkadaşlar. Peki bunu gönderiyoruz. Peki bot art niyetli soru arkadaşlar lütfen dikkat edin. Art niyetli soru. Either or ister arkadaşlar. Yok. Hocam bot and ister. İşte art niyetli şey. Şunu gönderdik oraya. Bu biraz daha şu şekilde bağımsız kullanıyor. Hocam işte art niyetli soru örneği arkadaşlar. Şimdi şöyle kullanıyoruz. And depression by susceptible and hereditary factors. Arkadaşlar şimdi burada şunu dikkat edeceğiz. Burada birinci parça bu. Yani İngilizce veya buradaki Almanca bu. Şimdi bu by yani ilk by Almanca, ikinci by de İngilizce. Yani iki parça şurada oluşuyor arkadaşlar. Yani mesela biz nasıl yapıyoruz? İngilizce yanısı Almanca diyor. Bunu da şöyle yapacağız. Sosyoekonomik ve kalıtsal faktörlerin yanı sıra çocuğun genel sağlık ve beslenmesinden de ergenliğin başlama yaşı etkilenir gibi görmekte. Ergenliğin başlama yaşı neden etkileniyor arkadaşlar? Sosyoekonomik ve kalıtsal faktörlerin yanı sıra, anlatabildim mi? İngilizce yanı sıra çocuğun genel sağlık ve beslenme koşullarıyla da Almanca'da anlatabildim arkadaşlar. Yani burada iki parça ayrılmış şurada başlıyor. Burada kendi içerisinde bir daha ikili arkadaşlar. Bakın tekrardan söylüyorum. Mesela şurada bold kullanmayın. Burada bold kullanması da çok mantıklı değildir. Anlatabilir mi? Buradaki bayı yakalayacağız. Bu ilk İngilizce karşılıyor. Bunun yanı sıra ayrıca bir de bunun ile derken anlatabilir mi? İnce bir soru yani burada. Peki administration. Şimdi burada bir öncesinde bir and daha kullandın. Sen şimdi burada bold and anlatabilir mi? O zaman burada da bold kullan. Veya bot biraz daha, bot şurada kullanılırsa bot belki biraz daha. Çünkü bayı verdin. Çünkü bayı burada verdin, bir daha burada bay verdin. Yani şimdi bot sosyoekonomik entry factors biraz daha böyle kullanılır. Ama bunu çok az kişiye konuştum. Onu arayacağım bir tanesi. Buradaki entin tuzağını düşün. Ent işaret, botu işaretmiştir. Peki arkadaşlar bir sonraki. Şimdi şuradaki den altını çizersek. Hocam bu den daha çok karşılaştırma yapılarını kullanıyor değil mi? Evet arkadaşlar bakıverin. Hemen karşılaştırma yapılarında daha derken arkadaşlar tek hecelerde er 3 ve daha fazla heceler bir numara getiriyorduk. İkinci parçanın demin buluyorduk. İşte buradaki den var. Önünde de böyle uzunca bir sıfat var. Evet burada den var. Burada önünde uzunca bir sıfat var. Veya şunu da alabilirsiniz. Evet mor kolay bir soru. Peki 186 arkadaşlar. Şimdi but now arkadaşlar buraya dikkat edin. 20. yüzyılın başına kadar hocam siz bu bay olayını çok vurguladınız. Arkadaşlar lütfen buraya dikkat. Şimdi ciddi anlamda ben bunu vurguladım arkadaşlar. Bakın şimdi. Şurada bay. Not 2'yi bir okuyalım arkadaşlar. Evet. Demişim ki bay ve bay tan kadar anlamına gelir. Ve bulunduğu kısım değil de öbür taraf geçmişten bahsediyor kadar 2000'e kadar past perfect. Gelecekten bahsediyor 2020'ye kadar future perfect. Aa hocam 20. yüzyılın başına kadar burası past perfect yaptı. Evet. Peki, hocam bu past perfect'te simple present iyi bir fiildeydi ama arkadaşlar zaman ifadesini değiştiriyor. Ama şimdi diyor, otomatikman burası present olacak yani. Peki, bir sonraki zaman ifadesi değişirse zaman da değişir tabii ki. Arkadaşlar, şimdi art neydi sorulardan bir tanesi. Hocam 1993 geçmişe gömdü simple past. Hayır arkadaşlar, burada geçmişe gömmedi. Dikkat edin, incesine iyi bakalım arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Para tasarrufu yapmak için hükümetleri 1993'teki bir yasaya ulaştı. Yani hükümetleri bu işi yaptı. 1993 yasasına, 2005 doğrusu arkadaşlar, 1993'teki bir yasaya ulaştı. Haber veriyor burada, Tezmi Parbey. Peki bir yasayı açıklarken, bu yasa şunu yapar, bunu yapar derken, şimdi burası Red Clause, which Red Clause öncesindeki ismi açıklar. Peki law yasa demek arkadaşlar. Bir yasayı açıklarken hangi tense olur? Hocam past continuous olmaz. Hocam bu dilde kullanılan bir yapı olmaz. Zaten past perfect ilk kısımdan da olsa. Peki hocam bir yasayı red clause açıklarken past perfect olmaz. Peki hocam bir yasa bilimsel bir ilgidir. İşte mesela yasada şu suçtur şu değildir şeklinde. Bilimsel bir ilgidir hocam. Present perfect dediğiyle simultaneously anlatabilir mi?
İşte sen burada bu soruyu yakaladıysan farklısın. Ama onu öğrencen 9'du. Hocam 1990'ın simul pass değil maalesef. E sen şimdi yasayı paskın yüzü açıklamazsın ki yani. Peki hocam 1993 yasa arkadaşlar genel bilgi verdiği için simul pass ne olacak yani? Peki bir sonraki soru arkadaşlar. Hocam 6 hafta önce diyor. Evet 6 hafta önce. Daha önce sınavcı arkadaşlar. Peki daha sonrasında. Şimdi burada bakalım kaç kişinin yakalayacak arkadaşlar. Şimdi bakalım şu yapıya atılacağız mı arkadaşlar? Kısaltmalarda biz bu bağlaçları arkadaşlar, biz bu bağlaçları bakalım inşallah atılacaksınız. Mesela after, when, why gibi bağlaçları kullanmaya deniyorum. Because hiç kullanmıyordum. Bir olarak onun için anlamı yapıyordum. Peki 6 hafta önce göreve geldiği için veya göreve geldikten sonra illa içinde olacak şey hangisi uygunsa. Evet. Şimdi hocam burada bağlaç olmaz hangisi ing kısaltmasını yapıyorduk. After gibi düşünün veya because gibi düşünün. Evet. O zaman arkadaşlar bir kere şunları öteriz. Şunları öteriz. Peki daha sonrasında arkadaşlar daha sonrasında. Şimdi 6 hafta önce burası simul pass. Simul pass arkadaşlar. Present perfect'e göre simul pass. Daha önce olduğunu vurgulamışsın arkadaşlar. Ne kullandı? Hocam zaten have artı 3. ayda İngilizce'de daha önceli vurgular. Yani şu olay arkadaşlar. Have artı 3. ayda İngilizce'de her zaman daha önceli vurgular. Bunu defayla göstermesi arkadaşlar. Jerome'da da böyledir. Peki daha sonrasında yeni başlamış hiç zaman kaybetmedi. Haber verirken de hangi tense arkadaşlar? Present perfect tense. Ve yeni başlama beraber arkadaşlar past değil, bizim aklımıza ne gelecek? Present grubu gelecek. Peki daha sonrasına bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. İlk kelimeden son kelimeye kadar. Netto bir gücü var mı? Hocam bakıyorum net bir gücü yok. O zaman arkadaşlar bu if'te tip 3'te pasparla geliştirebilir. If yok. Hakeza pasparla geliştirip burası present grubu olmaz zaten. Peki arkadaşlar daha sonrasında hocam bu feature bu simul pass madde tipi 2'de kullanıyordu. Yani şu olay. Hocam bu tipi 2'de kullanıyor. Evet, ifin sınıfı vaziyette bu simul pass muhalindir. Bu feature olmaz. Peki daha sonrasında arkadaşlar unutmayın bir cümlede feature kokusu almadan biz kolay kolay feature'a yönelmeyiz. Mesela ben bunu feature kokusu almadan feature'a yönelmem. Feature biraz daha böyle ipucu isteyen tarzı. Şimdi Bursa mı Ceyhan mı? Aslında Bursa benim açımdan biraz daha böyle hocam prezentörü biraz daha lazımdır çünkü evet. Peki şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Otoritelerin prosecute dava açmak, takip etmek. Takip etmekte fail, başarısız oldu. Takip edemedi. Arkadaşlar otoritelerin burada hani present continuous biraz daha sınırlı olur. Otoritelerin takip edemediği suç çetelerinin yaptığı şeyler biraz daha genel bilgi daha ön plana çıkar. İşte bunlardan dolayı Hindistan'daki ulusal parklarda kaplanlar ne yapıyor arkadaşlar? Yok oluyor. Arkadaşlar hocam geçmişten günümüze kadar yok oluyor. Doğru. Ama yok oldu biraz abartıdır arkadaşlar. Yani şu anda nesli tükenti arasında. Yok oluyor. Yani değişim vurgulandığında mesela eskiden sayısı 10.000'di. Şimdi 5.000. Böyle giderse 2 sene sonra 3.000'e düşecek. Hani yok oluyor. Anlatabilirim. Değişim vurgulandığında şöyle gördüğünüz var hatırlarsanız. Doların fiyatı sürekli artıyor. Değişim vurgulandığında present continuous tense. Peki bir sonraki arkadaşlar. Şimdi büyük kale kazıldı. Evet arkadaşlar kazıldı. Burada haber verirken arkadaşlar hangi tense? Present perfect tense. Ve arkadaşar bronzenin bu döneme ait bu dönemle başlayan uygarlığın katmanlarını, etkilerini, kalıntılarını gösteriyor. Peki arkadaşlar burada kale açıldı, kazıldı ve şunları gösteriyor derken bilimsel bilgi verirken hangi tense? Simul present. Arkadaşlar bu simul pass muadili bir yapıdır. Burada present continuous da olmaz. Peki Bursa'ya bakalım. Bir taraf past perfect, bir taraf present continuous olmaz.
Pastörlük simut pasta hayat budur. Arkadaşlar pastörlüğünüz geçmiş şekil o an onu yapar. Pastörlük öncesine onu yapar yani. Bu daha öncesi önemli diyor, bu o an önemli diyor. Bu o an önemli diyor, bu daha öncesi yani farklı dünyadan insan. Arkadaşlar bu tip 3'te kullanılan özel bir yapıdır. İf falan ister. Yani anlatabildim mi arkadaşlar? Hiçbir ucu olmadan zaten paralel paralel prizm paralel ön çıktı. Burada hiç kare kazıldı. Anlatabildim mi? Akropolis. Kale kazıldı. He. Burada hiç kare, büyük kale derken arkadaşlar kazıldı. Haber veriyorsun. Prizm perfect. Ve şunu gösteriyor. Yapılan çalışma şunu gösteriyor. Ortaya çıkan eserler şunu gösterirken. Bilimsel bilgi. Simple present. Peki arkadaşlar bir sonraki. Şöyle bir baktığımızda. Seçkin demek arkadaşlar. Victoria'nın biyoloğu Thomas Huxley'e göre. Peki göre derken arkadaşlar ne kullanıyoruz? According to. İle uyum içerisi, in view of them dolayı, because of a yakın bir anlamdaşı. With regard to ile ilgili olarak in case of olması durumunda. Arkadaşlar, şimdi burası özne, burası da fiil. Hocam o kadar biliyoruz. Burada da yeni bir cümle var. Peki arkadaşlar, hemen sorum şu. Bu durumda aklınızda ne gelecek? Hocam bir daha söyler misiniz? Hocam dediniz ki özne fiil. Evet. Özne fiil. Anlam ne oluyor önemli. Şimdi tam şurayı boş bırakmış. Ardından da cümle geliyor. İşte tam şurayı boş bırakmış. Ardından da cümle geliyor. E hocam bu det oldu. E burada det olacak arkadaşlar. Ne yapıyoruz da deti öğrenmiş mi diye hazırlanan bir soru. Peki arkadaşlar bir sonraki. There is. Bu yeni arkadaşlar. İlk defa söyleyeceğim. That is İngilizce'de yani demek arkadaşlar. Yani. Mesela Karabük Üniversitesi hızla gelişiyor. Yani 2007'de yaklaşık yeni kurul ilk kurulduğunda arkadaşlar 5000 öğrencisi varken şu anda 40.000'den daha fazla öğrenci var. Yani ifadesi önceki cümleyi arkadaşlar daha net bir şekilde ifade etme yapısıdır. Peki örneğimize bakalım. Yapısal işsizlik genellikle teknolojik işsizlikle özdeşleştirilir. Anlamayanlar için yani iş tasarrufu yapılan makinelerin artan oranlı kullanımından kaynaklanan işsizlik. Yani teknoloji devreye girdikçe çalışan sayısı azalıyor. Onu açıklıyor arkadaşlar. So as to diye daha çok bir yapı vardır. So far şu ana kadar demek. What's more dahası demek. Even so, ama yine de B4 demek arkadaşlar. İki virgül içerisinde dediğiniz kullanımı, yani kısmen in other words diyor arkadaşlar. Başka bir ifadeyle in other words. Peki arkadaşlar bir sonraki. Hocam, şimdi both ve some ardından çoğul isim ister. Evet, güzel. Daha sonrasında arkadaşlar, daha sonrasında şöyle bir yorum yapıyoruz arkadaşlar. Neither little has yet been said by neither side. Arkadaşlar, şimdi burası olumlu. Buradaki little d artı a-x bir yapıdır. Yani burada olumsuzluğu little verdi zaten. Little verdiği için şuna gerek yok. Each by each side. Her bir taraf. Each hani biraz daha böyle şöyle öncesi üzerinden gittiğimiz arkadaşlar. Öncesinde iki vurgusunun daha bariz vurguladığımızda either neither it is daha çok öntene çıkar. İçin sonuçta iki tane kardeşim var. İkisinden her biri kullanımda vardı ama bu şekilde vurgu yapıldığında mesela Çin ve Tibet arasındaki ilişkiler şu anda iyi yönde bir seyir izlemekte. Improve. Gelişme. Ama iki taraftan da yani Çin tek tek düşünürse arkadaşlar bu taraftan veya Tibet tarafından da bu konuyla ilgili şu ana kadar henüz çok az şey söylenmiştir. Little olumsuz anlamlar hiç bir daha aynıra gerek yok. Ve iki vurgusunun dikkate aldığımızda iştense de aynı sayı. Yani o taraftan da öbür taraftan da. Evet ikisinden her biri derken arkadaşlar aynı. Peki bir sonraki. Arkadaşlar. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Whose'un ardından isim gelir ve bu isim böyle niteliği almaz. Whose the, whose my olmaz arkadaşlar. Bunu gönderdik. When rate close arkadaşlar. When rate close önce zaman ifadesi olduğunu kullanın. Kompozisyon bir zaman ifadesi değildir arkadaşlar. Görürüz. Peki kompozisyon bir yer ifadesi olarak hani çok fazla hani bir şehir kasaba gibi yorumlanmaz haliyle. Yani üzerine bir şey olan mesela masada derken
Yine yumurta derken yumurta da anlamda vergi kullanıyor. O yumurtada, orada da sonuç ufak da olsa bir yerde uygulanıyor. Ama kompozisyon vergi faizleri çok oluşmaz. Şimdi hocam ben de böyle yaptım Bursa işaret. Arkadaşlar hemen burada amatör çeviri diyorsunuz. Kompozisyon ki o kompozisyon şöyledir böyledir derse doğru cevap Bursa olur. Kompozisyon ki o kompozisyon da ki o kompozisyon da şu olur bu olur diyorsa o zaman da ki o kompozisyon da ilginçtir. Arkadaşlar a narrative essay açıklama niteliğinde bir makale özetleyici açıklayıcı makale yazarın hikaye anlatarak konuyu araştırdığı, incelediği fiction kurgu demek arkadaşlar, hayal ürünü demek kurgu ürünü olmayan bir kompozisyondur. Bir kompozisyondur ki o kompozisyonda da yazar konuyu hikaye anlatarak araştırdığı, inceler ki o kompozisyonda derken ilginç. Peki arkadaşlar bir sonraki. Arkadaşlar once hocam once az önce siz bize şöyle anlattınız. Once as soon as anlamını kullanabilir arkadaşlar. Once'ın tabii ki şu anlam vardır. Haftada bir defa sınavı, I go to sinema, once a week. Once'ın bir zamanlar fakir ama oğlum bir genç yaşardı. Bir zamanlar anlamı da vardır. Ama once ardından cümleyle as soon as hatırlatacak bize. Hocam as soon as hayatta yan cümlede feature olmaz. Evet arkadaşlar hayatta yan cümlede feature olmaz. Hocam bir olmadan önce bir past mutlu olmaz. Evet arkadaşlar. Peki daha sonrasında hocam bu would tense değildir if de falan kullanır simple past'ta yan cümle tense olunca zaman içerikli cümlelerde as soon as'e böyle kullanılmaz. Evet. Şimdi arkadaşlar future perfect mi? Future mu? Hocam future perfect rahatlıkla olmaz. 2024 önce falan demesi lazım. Bakalım bu böyle bir şey var mı? Geleceğin öncesini atıyor bu çünkü future perfect ne demek? Geleceğin öncesi demek arkadaşlar. Yok. O zaman niye future perfect kullanırsın? Bunu kullanırsın. He. Arkadaşlar geliyoruz bir sonrakine. Yani burada şu yorum önemli arkadaşlar. Burada gelecek bir noktada daha öncesi uygulanmıyorsa bu kullanılmaz yani. Anlatabilir miyim? Normal. Gelişecek, gelecek derken will flourish. Ha, bu arada ezber son derece önemli arkadaşlar. Ezber aklınıza kalsın. Sonrası için lazım olacak. I know German as well as English. İngilizce yanısı, as well as de son amaçla oraya yapıyor arkadaşlar. Çevir. İngilizce yanısı Almanca diyorum. Bunu şöyle söyleyebilirsiniz. I know English, I know German as well. Ha hocam ezber ikinci parçanın sonunda kullanılıyor. Anlamlar bakın aşağı yukarı aynı. İngilizcenin yanısı Almanca da biliyorum. Yani İngilizce biliyorum. Almanca da also gibidir buradaki. Almanca da biliyorum. Peki arkadaşlar bir sonraki. Hocam if the kuralları söz konusu. Aynen arkadaşlar. Hemen if kuralları bir hatırlayalım. Hocam bir kere if'li kısımda bir veya birin fazla da olmaz. Evet arkadaşlar bakın if'li kısımda hemen if formülleri. Hocam o zaman if'li kısımda bir olmazsa if'lerine gönderiyoruz. Evet. Peki arkadaşlar daha sonrasında. Hocam simple past bir if formülü yok. Çünkü if'li kısımda fazla olacak bir taraf bu da olur. Bu tense sorusu değil if sorusu. Hocam if'li kısımda fazla öbür taraf. If'li kısımda fazla arkadaşlar öbür taraf bu da olur. Present olmaz. O hocam bu iş iyiymiş. Peki arkadaşlar daha sonrasında burası tip 3. Bu tebarek düşünce ise burası da past perfect olur. Aa hocam burada present perfect olmaz arkadaşlar. Peki hocam ben şöyle bir yorum yaptım. Gelecek yıla kadar diyor. Yani gelecek yıla kadar diyor. Yıl bu sene 2014-2015'e kadar. Hocam geleceğin ünlüsü future perfect diyor. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bir sonraki. Arkadaşlar. İlk kelimeden son kelimeye kadar baktım. Net tabi bir şey yok. O zaman paralel kalacağım. Paralel öncelikle simple present. Aa hocam burada zaten simple present var. O zaman arkadaşlar buralarda simple present yakışır. Hocam simple past'ı ötelim. Peki future'ı ötelim. Dur bir kere future. Hocam bu if'te tip 2'de kullanan bir yapıydı. If yok. Anything. Hocam ben böyle yaptım. Adını işaretledim. Arkadaşlar şu past'ı birkaç kişi hatırlıyor. Past'ı 1. Çok önemli arkadaşlar. Benim derste belki en çok uyguladığım şeylerden bir tanesi. Pasif bir defaatle kullanmışım arkadaşlar. Bakın buradaki arkadaşlar şu ifade simple past değildir. Bu pasif birdir. Şu ya. Bakın her gün temizlenen sınıflar. Which are clean bu şekilde kısaltılabiliyor. Yani burada da hikayeler hangi hikayeler? Which are recounted. Anlatılan. Yani arkadaşlar burası simple present'tir. Yani bu simple past değildir. Öğrenci şunu yakalamıyor. Hocam burası simple present, burası simple present, bu simple past'tı.
Ben yakışta onu onun için bu şıkı elemiştim. Arkadaşlar bu simple past değil. Hoca size şöyle pasif bir şey anlattı. Burası simple present olduğunda paralel kısaltmadı arkadaşlar. Öbür tarafta direkt fiilin üçüncü haline relative clause'a kısaltma yapabiliyorsun. Bu olur. Yani bu simple past değil, simple present. Bu da simple past değil, simple present. Bunun kısaltması yani. Bunu yakın zaman farklısın. Peki arkadaşlar bir sonraki. Arkadaşlar 1800'lü yılların seçiminden bahsederken hocam geçmişe göre bir simple past. Peki evet. Hocam ilk kısım past, ikinci kısımları past önceliktir. Yani şuradaki 1800'ün hakkını bize vermek istiyor arkadaşlar. Peki bir sonraki. Arkadaşlar sıfattan sonra ne kullanıyorduk? Hocam ilk kısım zaten ing ya da to yapısı. Yani o zaman hemen bizim aklımıza arkadaşlar general infinitive konusu geliyor. Peki biz sıfattan sonra hangisini kullanıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir hatırlayalım. Hocam sıfattan sonra nice to meet you diyordunuz siz bize. Evet sıfattan sonra arkadaşlar nice to meet you. Sıfattan sonra to kullanır. Possible mümkün anlamı gelmiş sıfatlar ardından to kullanırdı. Hocam o zaman ing olan Adana ilk kısımdan Deniz ilk kısımdan gitti. Peki arkadaşlar daha sonrasında arkadaşlar burada bir nesne var. Edat artı nesne var. Nesne olduğu zaman hani bizim şöyle bir mantığımız vardı arkadaşlar hatırlarsınız. Şöyle hatırlarsınız. Şimdi diyorduk ki biz. Şimdi eğer sonrasında nesne varsa aktif yapımdan çıkar. Eğer nesne yoksa bu nesne özne konumuna geldiyse de pasif yapımdan çıkar. Hocam burada nesne araba var. Burada da with edattan sonra isim gelir. Bu da bir nesnedir arkadaşlar. Nesne varsa o zaman pasif yapı öncelik vermiyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Çünkü pasif yapıda bu nesne özne konumuna geliyor. Yani burası artık boş oluyor. Nesne olmuyor burada. Hocam nesne var o zaman pasif yapı öncelik vermeyin işte. Peki hocam bu have artık üçüncü hali bu kısmın öbür taraftan daha önce olduğu vurgular. Bu kısmın daha önce olduğu vurgular böyle bir şey yok ki. O zaman ne have artık üçüncü hali kullanayım ki? Peki arkadaşlar daha sonrasında öğrenci şurma yapar yalnız. Hocam ben burası present diye burasına da present olan Jane'ı işaretmişim. Arkadaşlar bakın şu anda olası ne olası arkadaşlar? Öğrenci bir şey yapıyorum. Hocam şunu yakalamak falan filan. Peki niye yakalamak arkadaşlar? Gerçekten ne olup bittiğini, daha önce olan ne olup bittiğini, daha önce what really happened, öncesinde ne olup bittiğini arkadaşlar anlatabilir mi? Peki çevirisi yapalım. Uygun arşivleri bulduğu ortaya çıkardığı için şu anda gerçekten neyin olup bittiğini belirli kesinlik derecesiyle tekrardan yapılandırmak, şekillendirmek şu anda nedir arkadaşlar? Mümkündür. Yani şu anda ifadesini neyi kullanıyor biliyor musunuz? Şu anda daha önce olan şeyi yakalamak mümkündür. Peki